Arkadaşlar merhaba. Yine bir Osmanlıca dersiyle birlikteyiz. Dersimize başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz ve dersimize bir siyakat belgesi ile başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Biraz yazımızı büyütelim. Çünkü büyük çalışırsak daha iyi görürüz diye düşünüyorum. Evet. Şu kısım bakın şöyle geliyor. Artık siyakat formatında görüyoruz bunu. Açık ve net kanun. Evet gözüküyor zaten. Bakın şöyle. Kanun. Böyle gitmiş. Evet arkadaşlar. Şurası name. Ne diyoruz o zaman? Kanunname-i Kanunname-i Bakın padişah. Biraz daha büyütelim bunu olmazsa. Kanunname-i Padişahı Alempena. Arkadaşlar, Alempena, alemin sığınacağı yer demek. Bu bir deyimdir, bu bir kalıptır. Her zaman Padişahı Alempena, yani alemin pena sığınma demek. Alemin sığınağı olan padişah anlamında. O halde nasıl okuyoruz? Kanunname-i Padişahı sanki eyalet gibi duruyor arkadaşlar. Siyakatta eyalet yazısı da böyle. Ama şurada bir küçük elif ve he olması yani şu kısım şah olduğunu. Tabi bir de şurada bir ipucu var. Şın olduğunu görüyoruz. O yüzden bunu okurken Kanunname-i Padişahı Alempenah diye okuyacağız. Peki P'nin noktaları nerede? P'nin noktaları maalesef yazılmamış. Bunu görmezlikten geliyoruz arkadaşlar. O halde tekrar okuyoruz. Kanunname-i Padişahı Alempena. Evet. Hemen biraz aşağı doğru inebiliriz arkadaşlar. Bakın şurası bin. Açık ve net yazılmış. Biliyorsunuz bin kef harfi ile yazılır. İşte kef harfinde görüyorsunuz burada. B, Y ve kef. Bin, işte bin, değil mi arkadaşlar? Bin akçe. Bakın lik, bin akçelik derken ayrı yazmış. Bin akçelik. Ne olabilir bin akçelik? Tımar olur, tımar. Bin akçelik timar yiyen bin akçelik timar yiyen kendi cebelü iki bin. Bakın şuradaki binleri kıyas edersek bakın şu da bin. Bu da bin. İkisinin yazımı aynı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aynı. İkiz. Ama bu ikinci binin başında şurada iki var bakın. 2000. 2000. Bu burası ise sadece bin idi. Ama burası 2000. Tekrar okuyacak olursak nasıl okuruz? Bin akçelik timar yiyen kendi cebelü. 2000 yine bakın arkadaşlar akçeliği de gösterelim. Bakın şurası akçelik. Burası akçelik. Bakın ikisi aynı. İkisi de akçelik. Gördüğünüz gibi yazımlar, fontlar birbirinin aynısı. Bin diğerinin aynısıydı. Akçelik de diğerinin aynısı. O halde
Okurken nasıl okuyoruz arkadaşlar? Hemen şöyle biraz kaydıralım. 2000 akçelik tasarruf eden kendi cebelü bir gulam. Gulam köle, oğlan anlamında. Bakın şurada 3000 var arkadaşlar. 3. Hatta şöyle gösterelim. Onunla gösteremeyeceğiz sanırım. Şöyle alalım. Şurası 3. Pardon. Evet. 3 burası. Zaten 1000'i artık tanıyoruz arkadaşlar. En başta da 1000 vardı. Bakın burada da 1000 var. Burası 2000 idi. Baş taraf 1000 idi. Burası 2000. Burası da gördüğünüz gibi 3000. Hatta yazıyı küçülttüğümüzde binleri tekrar şöyle bir gösterme imkanına kavuşuruz. Bakın 1000. Burası da 1000. Burası da 1000. Burası 2000, burası 3000, burası sadece 1000. Evet. Hemen aşağı geçelim arkadaşlar. Bakın burada da akçelik yazılı. Gördünüz mü? Akçelik. Şurası da akçelik idi. Burası da akçelik. Nasıl akçelik bunlar? Burası 1000 akçe yiyen. Bakın şöyle 1000 akçe yiyen. Burası 2000 akçelik. Burası da 3000 akçelik yiyen diyoruz. Çünkü en başta da yiyenimiz vardı. Kendi yerine bir cebelü 4000 ve 4000 ve 4, bakın 4000 500 akçelik. O halde şu binleri tekrar bir kare içine alalım. Çünkü çok bin geçiyor. Burası 2000'di. Burası 3000 derken 1000 vardı. Burada yine 4000 derken 1000 var. Burada 5000 derken 1000 var. Bakın şurada da bir 5000 var. Orada da 1000 var. Bakın burada da 5000 derken 1000'leri görüyoruz. Bakın şurada 8000 derken 1000'i görüyoruz. Burada 7000 derken 1000'i görüyoruz. Yine burada 7000 derken 1000'i görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1000 her yerde aynı arkadaşlar. Yazı fontu olarak baktığımızda birbirinin aynısı. Gerçekten birbirlerinin aynısı. Bin. Evet arkadaşlar, bin kelimesine zaten gözümüz aşina olmuştur diye düşünüyorum. Ve şurada kalmıştık. 4000 ve 4500 akçelik. Bakın akçelik. Akçeliği de çok sık gösterdik, değil mi? Şurada akçelik vardı. Şurada akçelik var. Galiba başta vardı şurada, evet. Akçelik. Başka şurada 2000 akçelikti burası da. Evet. Ne diyoruz? Ve 4500 akçelik yiyen kendi bürüme bir cebelu bir gulam ve 5000 akçelik, burada da bir akçelik çıktı, bakın onları bir alalım farkındalık olsun, tasarruf iden ya da eden
tasarruf eden bir tanktür ve 5500 ve 6000 akçelik. Bakın burada akçelik fontu biraz değişmiş. Akçelik nasıl yazmış? Bakın şunlar açık. Şunlar açık. Elif'i yazmış. Kaf, çim, lam, kaf. Hemen lıkı ayrı yazmış. Ama burada lıkı akçenin üstüne yazmış şöyle. Gördüğünüz gibi lıkı akçenin üstüne yazmış. Biraz farklılaştırmış arkadaşlar. Yani bunun da fark etmek lazım. Bakın her yerde akçelik derken şu lık, akçelik, akçalık yanda iken buraya geldiğimizde bakın üste yazılmış. Akça burada, lık burada. Oysa burada akçalık derken devam etmiş gitmiş bu şekilde. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Akçelik, timar, yiyen kendi bürüme, iki cebelü, bir tenktür ve 7500 ve 8000 akçe ve 8000 akçe yiyen kendi bürüme iki cebelü bir gulam bir tenktür evet ve 9000 akçalığa kendi bürüme 3 cebelü ve hemen biraz aşağı geçelim ve bir çadır olması lazım oranın şöyle bir yukarıya doğru çektirirsek evet şuradayız ve bir bakın bir çadır Ç'nin noktası burada tabii ve bir çadır on bin evet 10.000'i görüyorsunuz arkadaşlar ve 10.500 ve 11.000 akçe tasarruf eden kendi bürüme bakın şurada 3 biraz silinmiş gibi 3 görüyoruz. Cebelü, değil mi arkadaşlar? 3 cebelü, bir gulam, bir çadır ve 12.000 akçe yiyen kendi bürüme 4 cebelü bir çadır ve 15 akçe tasarruf eden kendi bürüme 5 cebelü bir çadır ve bundan yukarı olan ve bundan yukarı olan on beş bin akçe tasarruf eden kendi bürüme 5 cebelü bir çadır ve bundan yukarı
Yukarı olan hasılın 3, bakar mısınız 3'ü? 3, 3 binliğine. 3 binliğine. Evet. 3 binliğine. 3 binliğine. Bir cebelu ve 1500 ve 2000 olan ve 2000 olan ve 2000 olan gulam ve sancak beylerin her 5000 akçeye bir cebelü. Her 5000 akçeye bir cebelü. Ve her 6000 akçeye bir geçim alasına bir geç 2 günlük geçim alasına 2 günlük ve kendi oturduğu çadır ve kendi oturduğu çadır. Sokakla ve bir çadır çadırı hazine. Şurada tamlama yapıyoruz ve bir çadırı hazine ve bir çadır ı bir çadır kiler ve bir matbah yani mutfak anlamında ve bir saraçhane ve bir saraçhane ve subaşı derken genelde satla yazılır ama bazen sinle yazıldığı yerlerde oluyor arkadaşlar. Ve subaşıların her 4000 akçeye bir cebelü ve her 30.000 akçeye bir geçim alasına 2 çadır ve bir tektür ve ednasına elifle de birleşmiş hiç birleşmeyecek bir şey ve ednasına bir çadır ve bir tektür. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bir belge okuduk. Devamı var aşağıda. Okuyalım. Defteri yasahayı livayı ruha biliyorsunuz Urfa'nın eski ismi. Demek ki Urfa kanunnamesinden bahsedecek burada. Evet, şu kısım gösterelim. Şöyle alalım. Tafsil arkadaşlar. Bakın üzerinde de gidelim. Böyle gitmiş. Gelmiş. Evet, tafsil. Şurası defter idi. Orayı bir yukarıya çıkalım. Evet. Evet, tafsil kısmından devam edelim arkadaşlar. Tafsil. Kanun
Şurası arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kanun-ı Kanun-ı Kanun, bakın şöyle gösterelim. Kanun-ı. Daha doğrusu kanundan sonra bir de name var arkadaşlar. Hemen onu da yapalım. Kanunname-i. Bakın kanunname-i. Livayı ruha. Kanunname-i livayı ruha. Yani ruha kanunnamesi. Ber mucebi kanunu Hasan padişah. Evet. Genelde makalelerde de geçen uzun Hasan'ın ismi burada zikredilmiş arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. Evet. Hemen başlayalım arkadaşlar. Evet. Evvel şehir halkı olandan ve ahali-i kuradan, yani köy halk ahalisinden ki ziraat edeler. Bakın leri nereye yazmış? 10 kilometre ötesine. Arada ne kadar mesafe var görüyorsunuz. Edeler. Mesafe uzun. Evet, edeler. Bir daha okuyalım. Tafsil kanunname-i livayı ruha ber mucebi kanunu Hasan padişah evvel şehir halkı olandan ve ahali kuradan ki ziraat edeler. O zaman ne olur ziraat ederlerse? Onda 1,5. Demek ki onda 1,5 alınurmuş. Alınur, alınır imiş. O zaman hasıl hasıl ve şahnelik. Bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Şahneliği çıkartamayabiliriz. Biraz özel bir kelime olunca bakın şahnelik görüyorsunuz. Şahnelik. Bunu öğreneceğiz. Hasıl ve şahnelik deyu. Geri evvel üzere mukarrer kılındı. Evet. Ve valilik deyu her çift, bakın çift. Her'i nasıl yazmış görüyorsunuz arkadaşlar. Bu formatları öğreneceğiz. Bakın deyu derken görüyorsunuz. Deyu her çift başına beşer kile ya da kiel mi diyelim? Beşer kile-i ruhai, yani ya da ruhai, ruhaya ait, Urfa'ya ait kileden bahsediyoruz arkadaşlar. Galle galle alınır imiş ki 2,5 Osman kilesidir. Osmanlı kilesi demek. Ve geri çift başına valilik 2 Osman akçesi dahi alır imiş. 2 Osmanlı akçesi dahi alır imiş. Ve muştuluk deyu cülap üzerinde. Cülap arkadaşlar kasaba, bir nahiye, aynı zamanda bir ırmak.
O cılap üzerinde olan ahali, demek ki orada yaşayan ahali-i kuradan her çift başına beşer kile-i ruhayi galle ile iki Osman, iki Osman akçesi alınır imiş. Bu zikr olan hususların, bu zikr olan hususların alınmasının, bu zikr olan hususların alınmasının zamanını söyleyecek galiba. Alınmasının mevsimi harman vaktindedir. Ol vakit alalar. Ol vakit alalar. Evet, harman vaktiymiş. Ol vakit alalar. Ve kara salgın deyu ve kara salgın deyu külliyen livai mezkurenin reayasunun ziraatından şunu bir şey yapalım, evet, ziraatından 50'de bir alınır imiş. Evet arkadaşlar, ruhaya ait güzel bir kanunname okuduk. Bu şekilde dersimizi noktalıyoruz. Burada dikkatimizi çeken en önemli özellik, bu özelliklere biraz göz gezdirelim diye bakarsak arkadaşlar, bazı karakterler var. Bakın, zaten bu kanunnamelerde mutlaka alınır imiş diye ifade mutlaka geçer. Bakın, onda diye ol şehir ya da evvel şehir halkı olandan diye. Evet, bakın şurada tafsili görüyoruz. Üzerinde durmamız gereken. Yine kanunname-i livay ruha derken okuma noktasında üstü çizilmiş bir yazıyı okumak noktasında dikkatimizi çeker. Livay ruha ber mucebi kanunu Hasan Padişah. Evet, bu Diyarbakır kanunnamesinin bir kısmından. Evet, Osmanlı Devleti ne yapmış arkadaşlar? Olduğu gibi fethettiği toprakların kanunnamelerini değiştirmemiş, belli bir süre beklemiş. O süreden sonra yavaş yavaş sorunlar, problemler çıkmaya başladığında kanunnameleri değiştirmiş. Livay Ruha kanunnamesi de böyle bir kanunname. Daha sonra yavaş yavaş güncellenmiş, değiştirilmiş bir kanunname. Evet, dersimizi bu şekilde sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.